Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamı için videoları beğenip WhatsApp'tan tanıdığınız öğrenci arkadaşlara kanalımın linkini veya ekran görüntüsünü atarsanız hem onlar da faydalanmış hem de bu tarz videoların devamı ve farklı hocalarla da kanalımı genişletmiş sizlere daha da faydalı hale getirmiş olurum. Şimdiden destek olacak arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün arkadaşlar sizlerle Özdebir Yayınları'nın 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapmış olduğu TYT deneme sınavının dördüncüsünün biyoloji sorularının çözümünü beraber yapmaya çalışacağız. Birinci sorumuz olan 15. soruyla başlayacak olursak, farklı tür canlılardan alınan 4 ayrı hücre incelenmiş ve sonuçlar tablolaştırılmıştır. Bu tablodaki bilgilere göre diyor, hangileri bitki hücresi olabilir diye arkadaşlar bir sorumuz var. Şimdi bakıyoruz, klorofil yok. Olması çok önemli değil çünkü bitkinin kökü de bakın klorofil içermez. Fakat glikojenin varlığı bunun bakteri veya hayvan olduğunu, arke olduğunu gösterir. Bitki olmadığını kesinlikle gösterir. Çünkü hücre içerisinde glikojen bitkilerde kesinlikle bulunamaz arkadaşlar. Dolayısıyla şu ikisini kesinlikle attık. 1 ve 3 kesin olamaz arkadaşlar. Bakıyorum, klorofil yok, kök hücresi olabilir. Glikojen yok, ribozom var, mitokondri var. Mitokondrinin varlığı ökaryot olduğunu gösteriyor. Evet, o zaman bu bitki hücresi olabilir arkadaşlar. Dördüncüsü zaten klorofil varmış. Mitokondri de olduğuna göre klorofil kloroplast içerisinde olmalı. Bu da bitki de yine olabilir. Bakın kesin demiyor arkadaşlar. Kesin deseydi aklıma öglena da gelebilirdi bakın. Ama bitki olabileceği için ben 4'ü de şıklara alabilirim. Buna dolayı cevabımız 2 ve 4 yani denizli olmalı. 16. sorumuza bakacak olursak, filogenetik sınıflandırmaya yani doğal sınıflandırmaya göre aynı cins içerisinde incelenen iki canlı ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir basamaklarımız vardı bizim, 7 tane. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sahada şut attı diye arkadaşlar bakın. 7 tane birimimiz vardı. Şimdi bu canlılardan aynı cins içinde bakın bulunanlar şunlar arkadaşlar. Bunun cinsi aynıysa ailesi, takımı, sınıfı, şubesi, alemi de aynı olmak zorundadır. Dolayısıyla bu ikisi kesinlikle aynı takımda ne yapmak zorunda arkadaşlar? İncelenmek zorundadırlar. Yani bu takımları bunların ortak olmak zorundadır. O zaman farklı beslenme biçimlerine sahiptirler. Bakın kesinlikle doğru olamaz. Çünkü takımları aynı olan canlıların, hayvanlar için bakın geçerli olan bu özellik, farklı beslenme değil, aynı beslenme tarzıyla beslendiklerini söylememiz gerekir. Bakın bunu söyleyemiyoruz. Bilimsel adlandırmalarında kullanılan ilk isimleri aynıdır. Evet, birinci isim cins ismi, ikincisi tanımlayıcı ad. İkisi beraber tür ismini oluşturuyordu. O zaman bunların cinsi aynıysa ilk isimleri aynı olmak zorunda arkadaşlar. Üreme dönemindeki bireyler arasından rastgele seçilen iki birey verimli dön oluşturamaz. Şimdi aynı cinste yer alan bakın iki farklı canlının arkadaşlar fazla miktarda bireyden oluştuğunu düşünecek olursak, iki farklı cins olmasına rağmen aynı türe ait olanlar da kendi arasında rastgele bakın çiftleşebilirler. Buna engel olamayacağı için rastgele seçilen iki birey de verimli dön oluşturamaz diyemeyiz arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 3 olan, kesinlikle doğru olan B şıkkıdır diyoruz. 17. sorumuz, canlıların yapısına katılan organik ve inorganik bileşiklerle ilgili hangisi doğrudur diye bir sorumuz var. Su çok iyi bir çözücüdür arkadaşlar. Çözücü özelliği sayesinde hayvanlarda vücut içi madde eritiminde rol alır. Evet, kanımızda bakın su bulunarak, maddelerin çözünerek kolay taşınmasını bakın sağlıyor. Bizim için de geçerli olan bir faktördür. Bunu ben doğru olarak kabul edebilirim. Fakat diğerlerine bakmak istiyoruz gene de. Asitlerin insan vücudunda herhangi bir etkisi yoktur diyor arkadaşlar. Karbondioksit, kandaki karbondioksit miktarı artarsa bizim kanımızın pH'i düşer. pH 7,4'ün arkadaşlar altına düştüğü anda ise birey ölebilir. Dolayısıyla bir etkisi yoktur diyemeyiz arkadaşlar. Mineraller hücrenin en önemli enerji kaynağını oluşturur. Enerji veren besinlerden değil ki mineraller enerji kaynağını oluştursun arkadaşlar. Sadece proteinler,
Karbonhidratlar ve yağlar bizim için enerji veriyor. Bunlar düzenleyicidir. Bu da yine yanlış bir ifade. İnsan vücudunda en fazla oranda bulunan yapısal polimer kitindir demiş arkadaşlar. Kitin bir defa mantarların çeperinde, böceklerin kabuklarında bulunan bir azotlu polisakkarittir. İnsan vücudunda en fazla oranda bulunması zaten beklenmez. Aynı zamanda yapıya katılan en çok önemli olan şey bütün canlılarda proteindir. Kitin gene değildir arkadaşlar. Glikozit bağı sadece karbonhidratların yapısında bulunur diyor. Hayır, DNA'nın yapı taşları olan veya RNA'nın yapı taşları olan arkadaşlar nükleotitlerde bakın fosfat, şeker bazımız var. Şu baz ile şeker arasında arkadaşlar yine biz glikozit bağının varlığından bahsediyoruz. Dolayısıyla sadece şekerlerde bulunur diyemeyiz arkadaşlar. Buna dolayı cevabımız Adana oldu. 18. sorumuz. 1, 2, 3 bitkisel organizmalarla ilgili yukarıdaki tespitlerden hangileri bitkilerde hücresel solunum olayının gece ve gündüz kesintisiz devam ettiğini kanıtlar demiş arkadaşlar. Gündüz saatlerinde ortamdan CO2 alınması ve ortama O2 verilmesi bu. Fotosentezi kanıtlar hem solunum hem de fotosentezin beraber meydana geldiğini kesintisiz kanıtlamaz arkadaşlar. Yeşil bitki hücrelerinde mitokondrilerin gündüzleri kloroplasttan, geceleri ise atmosferden oksijen alması. Evet arkadaşlar bu bitkilerde solunum olayının hem gece hem gündüz kesintisiz devam ettiğini bakın kanıtlar. Çünkü gündüzleri bakın kloroplastın üretmiş olduğu fotosentez ile üretmiş olduğu oksijenden faydalanıyor. Geceleri ise bakın direkt atmosferden kendisi oksijen almaya başlıyor. Dolayısıyla bu vatandaşın hem gece hem gündüz kesintisiz olarak da solunum yaptığını bize ispatlar. Gece saatlerinde ortamdan O2 alınması solunum yaptığını ispatlar. Ortama CO2 verilmesi. Fakat bu sadece gece solunum yaptığını ispatlar. Gündüzle ilgili herhangi bir bilgimiz yok arkadaşlar. Buna dolayı cevabımız yalnız 2. Gece ve gündüz kesintisiz bitkinin solunum yaptığını bize ne yapmış oluyor? Kanıtlamış oluyor arkadaşlar. 19. sorumuz. Bir besin ağı gösterilmiş. Buna göre bu besin ağında bulunan canlılarla ilgili hangisi yanlıştır diye bir sorumuz var arkadaşlar. Şimdi bu besin ağında bakıyoruz. Y canlısı Z'ye maddeler vermiş. Aynı zamanda Z'den de kendisine bir şeyler almış. Dolayısıyla dikkat ederseniz Y canlısına T gelmiş, K gelmiş, X gelmiş. Herkes Y'ye çalışmış. Demek ki Y arkadaşlar ayrıştırıcı olmalı. Çünkü bütün canlılar mutlaka artık çıkartırlar ve ölürler. Dolayısıyla ayrıştırıcıların en son bulundukları mekana uğramaları gerekir. Dolayısıyla bütün hepsinin uğradığı yer olan şu Y ayrıştırıcı olmalı arkadaşlar. Ayrıştırıcı. Şimdi ayrıştırıcılar bakın kimlerle bağlantılı? Direkt onlardan fayda görenler bitkiler yani ototroflardır arkadaşlar. Ototrof bir canlıdır bakın bu bitki olabilir. Sonra bakın bunu yiyen canlı birincil tüketici olabilir. Otçul bir hayvan olabilir yani. Sonra bakın bunu yiyen ikincil tüketici yani etçil bir canlı olabilir. Bakın sonra bunu yiyen Y canlısı ayrıştırıcıydı. K canlısı bakın bunu direkt yiyorsa bu da yine arkadaşlar bakın bu otçul bir hayvandı. Bunu yiyen etçil bir hayvan olabilir arkadaşlar. Bakın hatta bu üçüncül tüketici olabilir. Bakın hem et yemiş hem ot yemiş. Bakın bu sadece pardon bu da yine arkadaşlar ikinci tüketici olur. Çünkü bu da et yemiş. Bakın bu da et yiyor aslında. Evet bu ot yiyor doğru. Dolayısıyla bunlar bakın etçiller. Şu otçul olmuş oluyor. Bu ise bakın üretici olmuş oluyor. Bu da ayrıştırıcı olmuş oluyor. Şimdi buna göre bakacak olursak T ve K etobur canlı olabilir. Evet bakın et yiyorlar. İkisi de bakın et yiyor arkadaşlar. Olabilir. Üçüncü tüketici meselesi devam ediyor. Çünkü bunu da bakın bu yemiş. Demek ki bu bununla beslendiğine göre üçüncü tüketici olabilir aynı zamanda. Z canlısı inorganik maddelerden organik besin sentezi yapabilir. Evet Z canlısı ototrof demiştik bakın. Ne olduğu önemli değil. Besin sentezi yapması önemli bizim için. Bu da doğru bir ifade. Y saprofit bir organizmadır. Evet çürükçüldür bakın ayrıştırıcıdır. Bütün canlılar buna çalışmış çünkü en son. X besin piramidinin ikinci trofik düzeyinde bulunan bir canlıdır. Arkadaşlar ototroflar birinci trofik düzeyi oluşturuyorlar. X canlısı ise ikinci trofik düzeyi oluşturuyor.
Biyolojik birikimi en az olan canlı kağı canlısıdır demiş arkadaşlar. Bu zehir birikimidir. Zehir birikimi besin piramidindeki en üstteki canlıda daha fazladır arkadaşlar. Çünkü bütün canlılardan faydalandığı için onu bakın yiyerek en son bütün zehirler onunla biriktiği için biz kağı canlısında zehirlerin en çok biriktiğini söyleyebiliriz. Burada en az olduğu iddia edilmiş. Böyle bir cümle doğru olamayacağı için cevap Edirne'dir arkadaşlar. Son sorumuza bakacak olursak, insanlara ait aşağıdaki soy ağaçlarından hangisi X'e bağlı çekirdek bir genle ortaya çıkan renk körü hastalığının kılıtımı ile ilgili olamaz diye bir sorumuz var. Şimdi X'e bağlı çekirdek olduğu için şu birey arkadaşlar X üzeri küçük R, X üzeri bakın küçük R ile gösterilir hasta olduğu için. Erkek birey de yine X üzeri küçük R, Y ile gösterilir arkadaşlar. Bu bireylerin bakın çocukları bu şekilde kızları bakın X küçük R anneden X küçük R bakın babadan gelerek hasta olur. Erkekler de yine anneden X küçük R gelmek zorunda olduğu için mecburen Y babadan gelse bile ne olmuş oluyor yine hasta olmuş oluyor bakın bu sağlar arkadaşlar. İkincisinde erkek birey hastaymış X küçük R Y olsun. Bakın bu birey dışarıya normal gözükebilir fakat taşıyıcı olabilir arkadaşlar. Büyük R küçük R olarak bakın yazabiliriz. İşi oldurmaya çalışıyoruz bizim sorularda. Ama hocam bu sağlam olabilir deyip kesilip atarsak bu sefer birden çok yanlış çıkar. Onun için biz işi oldurmaya çalışacağız arkadaşlar. Buna taşıyıcılık yükledik ki şu birey oluşabilsin. Bakın oluşabiliyor mu? Evet. Babadan küçük R, anneden küçük R bakın gelirse şu birey oluşabilir. Normal birey oluşur mu? Babadan küçük R gelse bile anneden büyük R geleceği için bakın bu da yine annesi gibi taşıyıcı bir birey olabilir arkadaşlar. C'ye bakıyoruz. Dişi bir birey var hastaymış bakın X küçük R X küçük R. Baba sağlamsa mecburen böyle olacak arkadaşlar. Bu sağlam babadan hasta anneden hasta erkek oluşur mu arkadaşlar? Evet anneden küçük R geleceği için babadan da Y geleceği için bakın bu birey oluşabilir. Fakat sağlam erkek oluşamaz arkadaşlar. Çünkü babadan Y gelmek zorunda. Anneden her halükarda X küçük R geleceği için bakın böyle bir bireyin oluşamayacağını, buna dolayı cevabında Ceyhan olacağını söyleyebiliriz. Diğerine de bakalım isterseniz. Bakın erkek hasta X küçük R Y. Yine bayan taşıyıcı olsun. Bu şekilde bakın anneden küçük büyük R gelip de babadan küçük R geldiği zaman yine taşıyıcı bayanlar ne yapabilir? Oluşabilir arkadaşlar. Şurada ise her ikisi bakın sağlam görünüşlü. Taşıyıcı olsun bakın annesi yine şunu oldurmak için. Baba sağlam olsun. Babadan Y gelmiş. Anneden küçük R'ye bakın gelince şu erkek biri hasta olabilir. Anneden küçük R gelse bile bakın babadan büyük R geleceği için bu birey ya taşıyıcıdır ya da anneden de büyük R, babadan da büyük R gelerek sağlam da olabilir. Bakın bu da sağlıyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olmalı diyoruz arkadaşlar. Bir dahaki derste soru çözümünde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.